yaşanıyor? Can sıkıntının kaynağı nedir? Bu durum sana ne anlatıyor olabilir? Programın başından beri ifade ediyoruz ya, bazen o işte travmalarımız, çocuklukta yaşadıklarımız, çözmemiz gereken durumlardan dolayı o sıkıntı yaşıyor olabiliriz. Bazen hatalarımızdan dolayı, işlediğimiz bir günahtan dolayı da o sıkıntıyı hissediyor olabiliriz. Bir yere temas ettiniz, orası çok önemli, o cümleyi not ettim. Önceden yaptığın ama şu an yapamadığın bir durum varsa o zaman da can sıkıntısı hissedersin diye. Şimdi modern dünyada gerçekten ailemizi ihmal ediyoruz. Özellikle büyüklerimizi. Sıla-i Rahim gerçekten unutulmuş bir ibadet oldu. Akrabalarımızı aramıyoruz. Uzak akrabalarımızı geçtim. Anneannemizi, dedemizi, babaannemizi aramıyoruz. Annemizle babamızla daha az görüşüyoruz. Acaba diyorum, bazen canımızın sıkılması, üflememiz, huzursuz hissetmemiz, hayatımızda eskiden var olan ama şu an yapmadığımız, ihmal ettiğimiz şeylerden de kaynaklanıyor olabilir mi? Ne dersiniz Nimet Hocam? Bereket büyüklerle beraberdir diyebiliyoruz. Elbette Kur'an-ı Kerim ayetlerinde yine anneye, babaya, aile büyüklerine hürmetin öneminden de bahsediyor. Elbette ki iç huzuru için, o gönül ferahlığı için büyüklerin duasını almak. Dediğiniz gibi cumaları, mübarek gecelerde, bayramlarda muhakkak ziyaretleri gerçekleştirmek çok çok önemli. Büyüklerin duasını gönlüne almak, yaşlıları bilhassa büyük önem arz ediyor. Şu an toplumumuzda artık bayramlar maalesef tatil olarak algılanmaya başladı. Aslında bayramlarda yapılacak olan ilk şey, yapılması gereken bir aile büyüklerini ziyaret etmek. Zaman zaman onları telefonla arayarak hayır dualarını almak, hal hatır sormak, tecrübelerinden istifade etmek çok çok önemli. Biz nasıl şu an işte orta yaş yetişkinler olarak çocuklarımızın can sıkıntısıyla baş etmek durumunda kalıyoruz. Onlara yol göstermek durumunda kalıyoruz. Bununla birlikte bizim de canımız sıkılıyor. Burada da aslında aile büyüklerimize belki de tecrübelerinden istifade etmek, sormak, danışmak, tavsiye almak için başvurabiliriz. Hocam, İrem Hocam da sık sık değindi aslında. Biraz şehir hayatı da bunu getiriyor diye. Eskiden hep böyle, eskiye tabii ki özlem duyuyoruz ama eskideki olumsuzlukları iyileştiriyoruz. Olumlu tarafları da almamız gerekiyor. Onları da kaybetmememiz, korumamız gerekiyor diye düşünüyorum. Eskiden benim çocukluğumdaki bayramlar veya akrabalar bir araya geldiğinde, o kuzenlerimle bir aradayken vaktin nasıl geçtiğini hiç anlamazdım. Hiç de sıkılmazdım, çok da keyif alırdım. Böyle iple çekerdim adeta. Üstelik akıllı telefonlar da yoktu. Yoktu. Acaba diyorum, yani günümüzde bu kadar imkana sahibiz. İşte akıllı telefonlar, devamlı bizi oyalayacak şeyler var şehir hayatında. Ama yine de sıkılıyoruz. Bunun sebebi insanın insandan uzaklaşması da olabilir mi? Dünya hayatı zaten oyun ve eğlenceden ibaret. Ve asıl bizim manamızdan, hedefimizden, gayemizden bizi biraz böyle uzaklaştıran, gölgeleyen şeylerle dolu. Ama bu akıllı telefonlar, ekran ondan da bizi uzaklaştırdı. Yani bizim dünya içerisindeki normal meşguliyetlerimizin de bizi dışına taşırdı, dışına çıkardı diyebiliriz. Real dünya, sanal dünya diyoruz ya, sanal dünyada evet, biraz evet. Daha. Evet, yani zaten bizim inancımıza göre bu dünya gelip geçici, dünya hayatı gelip geçici bir yer. Bu gelip geçiciliğin de ötesinde daha da bir sanal, daha da hiç işe yaramayan, sadece işte dopaminle alakalı bir katkısı olan, anlık bir doyum sağlayan ama elimizden bıraktığımız an bizi tekrar o sıkıntıyla baş başa bırakan bir şey. Bundan 4-5 yıl kadar önce bu işte cep telefonlarıyla, ekranla nasıl mücadele edebiliriz, bu ekran bağımlılığından nasıl uzaklaşabiliriz gibi yaptığımız çalışmalarda daha ziyade gerçek etkinliklere çocukları, ailelere yönlendirmekten bahsediyorduk. İşte şehrimizde gezilebilecek, ziyaret edilebilecek mekanlar, işte parklar, bahçeler, camiler, müzeler, değişik yerler, işte aile ziyaretleri. Mesela onun da ben şu an çok azaldığını görüyorum. Aileler de birbirine gidip gelmemeye, yani misafirlik dediğimiz hadisenin azaldığını da görüyoruz. Bu da çok hem toplumsallaştıran hem de o bizim can sıkıntımıza iyi gelen, şifalandıran, hem şükür hem sabır vesilesi bir etkinlikti aile ziyaretleri. Çocuklar orada sosyalleşir, orada nasıl oynanır, nasıl işte öncesinde misafir gelirse hangi oyuncağımla onu oynatacağım gibi böyle fikir yürütmesine de katkı sağlayan, onları geliştiren, ilişkilerini, iletişimlerini destekleyen bir
şeydi aslında aile ziyaretleri. Kesinlikle. Böyle hocamın terapilerde kullandığı yöntemlerden birini belki biz ailelerimizde bunu kullanabiliriz. Yani alt alta yazıp biz bu evin içerisinde telefonla baş başa vakit geçirmekten başka ne yapabiliriz gibi bunların bir sıralaması yapılabilir. Önceden hanımların şikayeti neydi? Hocam işte bizim aile ve dini rehberlik bürolarımıza çokça gelen sorulardan işte bir kısmı. Bundan birkaç yıl önceye kadar hocam eşim eve geliyor, eline televizyonun kumandasını alıyor ve bizimle irtibat kurmuyor. Şimdi eşi de telefonla meşgul, kendisi de çocuklarda. Burada herkesin birbirinden koptuğu, bireyselleştiği, can sıkıntısına olabildiğince sanal ve gerçek dünyada da başka türlü gerçek sorunlara da yol açtığı aslında bir sanal baş etme içerisindeyiz. Sanal baş etme yöntemleri gerçek sorunlar doğuruyor. Doğuruyor. Yani bu ailelerin yıkılmasına varıncaya kadar çocuklardaki işte psikolojik, fizyolojik de pek çok hastalığa, gözle ilgili, beyin, ders başarısının düşmesi, ahlaki problemler ailede. Hı hı. Aslında belki de Sümeyye Hanım, can sıkıntısına aslında bizim Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam, Kur'an'ın emri zaten en başta, İslam'ın beş temel esasından birisi, günde beş kere yaptığımız bizim bir şey var, namaz. Namaz can sıkıntısına en iyi gelecek çözümlerin başında söyleyebiliriz. Neden? Çünkü sabah güne sessizlikle, huzurla, duayla başlıyoruz. Şimdi İrem Hocam, araya gireceğim hocam. İrem Hocam diyor kendinizle baş başa kalın diye. İşte sabah namazı bize verilmiş ne kadar güzel bir nimet değil mi? Kendimizle baş başa kalmamız, Rabbimizle buluşmamız, o sessizlik, o kesinlikle huzur. Böleceğim ama aslında orada kendimizle baş başa kalmaktan ziyade biri var, beni duyuyor, beni görüyor, beni işitiyor, şu saatte kalktığımı biliyor ve ben o namazı kıldıktan sonra elimi açıyorum, dua ediyorum ve benim derdimi işitiyor ve ben onunla konuştukça rahatlıyorum. Hani aslında insanlardan uzaklaşsak da yakınlaştığımız bir nokta var ve o güven duygusuyla birlikte de bence dua ettikçe şifalanıyoruz. Hocam terapilerde belki de en çok üzerinde durulan hususlardan, yani hastayı getirmeye çalıştığınız veya bizde çünkü bürolarda konuştuğumuzda, merkezde sen yoksun. Her şey senin etrafında dönmüyor. Yani bütün, hani şöyle deriz ya, her şey beni buluyor, bütün sorunlar beni buluyor, bu da benim başıma geldi, beni bulur gibi bir düşünce insanın aslında kendi hayatının merkezine kendisini koymasıyla alakalı. Evet. Fakat namaz kıldığımız zaman biz hem şunu görüyoruz, kendi hayatımın evet ciddi bir failiyim ama ne bu hayatın merkezindeyim ne de kendi hayatımın merkezindeyim. Hayır, benim hayatımın merkezinde olan bir ilah var, bir Rabbim var ve ben günde beş kere ona dayanıyorum. İşte psikolojik olarak da hocamın dediği gibi ve bu insana huzur veren, güven veren, onun can sıkıntısıyla baş etmesine çok büyük katkı sağlayan ve bununla birlikte de Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmemizi sağlayan bir araç. Ve hem araç hem amaç ikisi bir arada örtülmüş, hem de bizim mutlak gayemizi de destekleyen bir şey. Bence Müslüman her yaptığı işte, çayını yudumlarken, çocuğuyla oyun oynarken, pazarda gezerken, aile ilişkilerinde, her yerde onu aklından çıkarmadan, yani her işinde bir renk olmalı. O renk de Allah'ın rengi olmalı. Ayet-i Kerime'de dediği gibi Allah'ın boyasıyla boyanın. Dolayısıyla nerede ne sorun yaşıyor olursak olalım, muhakkak Kur'an-ı Kerim'de, çünkü Kur'an-ı Kerim tıbyanen likülli şeyin, her şey için açıklayıcı, her şey için bir çözüm sunuyor. Yeter ki biz onu görebilelim. Ve işte can sıkıntısına günde beş kere namazı. Peki sen beş yaşındaki bir çocuğa nasıl bunu, bu can sıkıntısından onu nasıl böyle şey yapacaksın? Hocam yani, şimdi hemen araya girmek istiyorum. Çünkü çocuk canım sıkıldı diye annesinin babasının yanına geldi. O zaman kalk bir namaz kıl. Diyemeyiz. İşte mesela bu yaklaşım nasıl bir etki bırakıyor? Şimdi bunu yapamayız çocuklar için. Bu aslında İslam dini, şimdi hocam tabii ki çocukluk travmaları üzerinde duruyor ama elbette ki çocukluğa odaklandıkça, oradaki travmalar çözüldükçe, çeşitli yüzleşmeler gerçekleştikçe 40 yaştaki durumunuz da değişiyor. Siz oraya bakıyorsunuz, orada bir şeyleri çözüyorsunuz ve artık hayata daha farklı bir gözden bakmaya başlıyorsunuz. Ama İslam son nefese kadar mümindeki değişimi destekleyen bir, biz son nefeste imanla bu dünyadan göçmenin aslında motivasyonunu da veriyoruz. Bu da
her şey çocukluk döneminde oldu bitti. Yani yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Çaresizliğinden insanı her şeyi görüp gözeten ve sizi son dakikaya kadar hep yanınızda olan, son saniyeye kadar yanınızda olan ve sizin değişiminizi, gelişiminizi destekleyen bir Rabbiniz var. Ona güvenip dayanabilirsiniz. Zi destekleyen ciddi, çok güçlü bir mesajı var İslam'ın. Ve bugün öleceğimi bilsem elimdeki fidanı dikerim diyen bir peygamber efendimiz var, değil mi? Ve bu fidan meselesi de aslında bu şeyi, hayatının merkezinde sen yoksunu destekliyor. Yani bu bazen şöyle bir bakış açısına sahip olabiliyoruz. Ya ben öldükten sonra, ben bu dünyadan göçüp gittikten sonra de ne olursa olsun umurumda değil düşüncesi gelişebiliyor. Halbuki İslam insanı o merkezinden, o bencilliğinden dışarıya çıkarıyor. Diyor ki senin elinde bir fidan varsa öleceğini bilsen de onu dikme sorumluluğun var. Çünkü sen sadece kendin için yoksun bu hayatta. Aynı zamanda bu dünya için, bu hayat için, toplum için, ailen için, sevdiklerin için hem taşıman hem de yerine getirmen gereken sorumlulukların var. Kıyamet de kopacak olsa o fidanın hakkı nedir? Toprağa dikilmek. Dolayısıyla hem can sıkıntısından hem insani sorumluluklarımızdan böyle böyle nasiplenerek, sebeplenerek bu hayatımızı daha keyifli, daha huzurlu ve itminan dolu bir hale getirebiliriz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Şimdi bizim hocam çok daha fazla şahit oluyordur. Bir mükemmel hayat algısı. Her şey dört dörtlük olmalı. Yani bu masada hiçbir eksiklik, kusur olmamalı. İşte bardağımın kenarı çatlak olmamalı. Çayımın sıcaklığı tam kıvamında olmalı ki ben mutlu olabileyim. Hayır, böyle bir şey yok. İslam'ın öngördüğü hayatta hep kusurlar olacak. Siz o kusurlarla, bazen iç sıkıntısıyla, bazen dertlerle, tasalarla yaşayarak yolunuza devam etmeyi öğreneceksiniz. Bunu öğrenemeyenler soluğu işte hocamın yanında. Bazen bizim aile ve dini rehberlik bürolarımızda, merkezlerimizde alıyorlar. Bizler de tabii ki bunu belki her gün, belki birkaç günde bir hissediyoruz bu sıkıntıları. Çünkü hepimiz insanız. Kur'an-ı Kerim... biliyoruz, öğreniyoruz, uzmanlar da dahil. Peygamber Efendimiz'e bir gün bir sahabe gidiyor, işte benim aklıma işte günah şeyler geliyor diyor. Eksik söylersem, yanlış söylersem tamamlayın lütfen. Peygamber Efendimiz kalp oynar diyor ona ve bu beni çok etkiler. Yani kalp değişebilir, bazen günaha meyledebilir, bazen yanlış şeyler hissedebilir. Ama onu orada iradeyi devreye sokarak yönetebilmek bizim elimizde. Zaten Allah-u Teala aklı da o yüzden vermiş, değil mi? Yani birbirini yönetebilsin ve birbirini dengeleyebilsin diye gibi geliyor bana. İnsan tek bir unsurdan ibaret değil. Sadece beden, sadece ruh, sadece duygular, düşünceler. İnsan bir bütün olarak varlığını sürdürebildiği müddetçe mükemmel değil ama oldukça iyi, yeterince iyi. Mesela annelik için de bu söylenir. Yeterince iyi bir anne olmak önemli. Mükemmel annelik diye bir şey yok. Mükemmel çocuk diye bir şey yok. Şimdi Kur'an-ı Kerim diyor ki biz insanı en güzel şekilde yarattık. Sonra onu aşağıların en aşağısına indirdik. Yani bir güzel bir yaratılış var. Bu mükemmele yakın olabilir, çok iyi olabilir. İçerisinde bunun şükür vardır, sabır vardır, sorumluluk bilinci vardır. İşte fedakarlık vardır, ilişkilerdeki akla uygun davranış vardır. Ama bir tarafta da ne vardır? Yine Kur'an-ı Kerim'de çokça geçer. İnsan cahildir, acizdir, nankördür, işte yeri geldiğinde kibirlidir. Çeşitli olumsuz gölge tarafımız belki diyebiliriz psikolojik tabirle. Gölge tarafımızın özelliklerini de Kur'an-ı Kerim sıralar. Bir tarafta bizim olumlu özelliklerimiz, bir tarafta istenmeyen tavır ve davranışlarımız. Dediğiniz gibi Peygamber Efendimiz'e gelinip bu sorulduğunda, ya Resulallah böyle şeyler geliyor aklıma. Gelebilir. Ne var dinimizde? Tevbe var. Biz her namazın başında, her namazın sonunda dua ediyoruz, tevbe ediyoruz ve hayata yeniden dönüyoruz. İnsan oluşumuzla dönüyoruz. Biz çünkü mükemmel, haşa tanrısal varlıklar değiliz ki. Elbette hatalarımız olacak. Her insan hata eder. Hata edenlerin en hayırlısı tevbe edenlerdir. Ve eğer siz hatasız bir kavim olsaydınız, toplum olsaydınız sizi helak eder, yerine hata edip sonra da tevbe eden bir topluluk getirirdim diyor Allah-u Teala. Dolayısıyla hatalarımız, yanlışlarımız, eksiklerimizin, kusurlarımızın olması yaratılışımızın gereği. Evet. Dönüp dönüp Rabbimize inşallah. Merkezde biz yokuz. Ya Rabbi ben hayatımın, ne hayatımın merkezindeyim ne evrenin merkezindeyim.
her şeyin, benim hayatımın da merkezinde olan sensin. Evrenin merkezinde olan sen de sensin. Hı hı. Ve sana dayanıyorum. Ve biliyorum ki senin emirlerinle, şükret emrinle, sabret emrinle ben bu sıkıntılarımdan da arınacağım.